Niyet ettiniz, işinize gideceksiniz. Otobüse bindiniz, metrobüse bindiniz, metroya bindiniz, yere gidiyorsunuz. Gerçekten gözünüzü ve gönlünüzü haramdan korumak için iyi bir mücadele vermenize gerek var mı? Var. Ne tarafa kafanı çevirirsen, Kur'an çizgilerinin dışında olan, Rabbimizin bize öğrettiği, Habibinin bize öğrettiği kriterlerin dışında olan manzaralar her tarafı istila etmişler. Dolayısıyla fitneler, fitne demek insanı belaya sürükleyecek, günaha sürükleyecek, ateşe sürükleyecek fitneler ne oluyor? Gecenin karanlığı gibi her tarafı kuşatıyor. Ayrıca kıymetli dostlar, şimdi bu fitnelerin böyle karanlık gibi her tarafı kuşattığı günlerdeyiz. İslam ülkeleri içerisinde belki %90'ı bize imreniyor, Türkiye olarak bize imreniyorlar. Ne varsa Türkiye'de var diyorlar. İşte o Türkiye'nin biz içerisindeyiz, göbeğindeyiz, İstanbul'dayız. Şimdi kıymetli dostlar, televizyonlarda açık oturumlar, gündeme gelen konular, tartışma konusu olan şeyler, %98'i Müslüman olan bir ülkede dinimizi, Kur'an'a bağlılığımızı, Peygamber Efendimiz'e bağlılığımızı artıracak programlar mı, yoksa şüpheye düşürecek programlar mı? Maalesef şüpheye düşürecek programlar. Kendi Peygamberimizi tartışır hale geldik, Peygamber Efendimiz'in hadisi şeriflerini tartışır hale geldik, kendi kitabımızı, kendi Kur'an'ımızı tartışır hale geldik. Televizyonlarda kendisini bilen, bu konuda bilen bilmeyen herkes konuşuyor. Hatta kötü niyetli olanlar daha fazla ön plana çıkıyor ve onlar baskın geliyorlar. Yazıhanelerde, iş yerlerinde, fabrikalarda artık ne konuşuluyor sabah işbaşı yapıldığı zaman? Bir felsefecinin, bir dinsizin, çok affedersiniz, bir kendini bilmeyen insanın, insanların kafasına din adına oluşturduğu şüpheler, açık oturumda yaptığı konuşmalar, kendi kafa dengi dişine uygun birisini de bulup yaptığı konuşmalar, insanların kalplerine maalesef şüpheler uyandırıyor. Kendi dinimizi tartışır hale getiriyor.